Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Merve, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi Ekber'in anlattıkları doğrultusunda hemen biraz konuşalım istiyorum. İbrahim Reis'in açıklaması var. İsrail daha fazla macera arayışında olursa tepkimiz daha büyük olur dedi. Misilleme yaparsa eğer bu saldırılara yanıtımız daha sert olur dedi. Sizce İsrail misilleme yapacak mı? İran bu noktada ne yapacak? Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Şimdi çatışmalar nasıl başladı? Belki oradan yani İran ile İsrail arasındaki çatışmanın yakın dönemdeki temeli nereye dayanıyor? Oradan başlamak lazım. Şimdi 1 Eylül'de Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçiliği içindeki konsolosluğa İsrail saldırdı ve burada iki tanesi general olmak üzere 7 İranlı katledildi. Şimdi bu bir misilleme hakkı doğurdu netice olarak ve 1 Eylül'den bu zamana kadar İran misilleme yapacak mı yapmayacak mı hep bunu konuştuk. Öte taraftan İran hakkında şöyle bir kanaat ortaya çıktı. Sürekli olarak İsrail'i, ABD'yi tehdit eden fakat gereken adımları atmayan bir aktör olarak gözüküyor. Şimdi hatırlayalım, 2020 yılı içerisinde daha önce Kasım Süleymani öldürüldü. Daha sonra Muhsin Fahrizade nükleer bilimci. Gazze Savaşı başladıktan sonra Beyrut'ta aralarında İranlı generallerin de bulunduğu Hamas ve Hizbullah yetkilileri katledildi ve en sonunda da işte 1 Eylül'de bu Şam'daki saldırı gerçekleşti. Yani İran'ın bir türlü İsrail'e karşı harekete geçmediği şeklinde bir beklenti oluştu. Bu beklentiyi karşılama amacıyla sınırlı bir saldırı yapıldığını Hatta düşünüyorum ben. neden bu Yani kadar bekledi İran sorusu da çok sorulmuştu. neden bekledi? Çünkü ulusal çıkarları bunu gerektiriyor. Yani Evet. İran bir çatışmanın içerisinde olmak istemiyor. Bir çatışmaya, savaşa girdiği takdirde rejimin güvenliğinin, rejimin ülkede hakimiyetinin tehlikeye gireceğini düşünüyor. Daha da önemli olan nokta, İran uranyumu zenginleştiriyor ve yakın bir zaman içerisinde nükleer güç haline girmeye çalışıyor. Bu konuda denetim getiren 5 artı 1 anlaşması vardı. Trump iktidara geldiğinde işte kendisine göre bir takım subjektif değerlendirmeler yaptı. ABD anlaşmadan çekildi. Şu an İran'ın nükleer faaliyetleri, uranyumu zenginleştirme faaliyetleri İsrail'i çok rahatsız ediyor. Çünkü nükleer güç haline geldiği takdirde İran dokunulmaz bir ülke olacak, tıpkı Pakistan'ın durumunda olduğu gibi. Pakistan 1998'de nükleer güç haline geldi. Bugün hiç kimse Pakistan üzerinde bir baskı kurmayı düşünmüyor bile. Yani en başta en önemli muarızı Hindistan olmak üzere. Şimdi İran çatışmaya girdiği takdirde bu nükleer faaliyetlerin de zarar göreceğini düşünüyor. Onun için mümkün olduğu kadar telafi edici bir yaklaşım içerisine girdi. Dünkü saldırılar aslında bir taraftan süpersonik füzelerin kullanıldığı da söylendi. Ama dünkü saldırıların fazla bir etki yaratmadığı ve aslında önceden ABD ile bu konuda acaba bir mutabakat uzlaşı sağlandı mı falan, bu da akla geliyor. Netice olarak şimdi İsrail'in tavrı tutumu önemli tabii bu aşamadan sonra. Şimdi ilk saldırıyı kim yaptı? İsrail yaptı. Nereye yaptı? Şam'a. Yani İran dün misilleme hakkını kullandı. Çok fazla İsrail'e zarar vermedi. Sadece bir kız çocuğunun yaralandığı şeklinde bir bilgi var. Fakat Siyonist Netanyahu yönetimi bunu, bize saldırı yapıldı ve bu İran'dan yapıldı ve buna cevap vermemiz lazım diye büyütebilir. İran dün Birleşmiş Milletler Teşkilatı içerisindeki sözcüsü kanalıyla da bir açıklama yaptı. 51. maddeye göre böyle müdafaa hakkımızı kullandık ve bunun daha fazla büyümesini istemiyoruz. ABD olaya müdahil olmasın. Daha fazla büyürse yine cevap hakkımızı kullanacağız Evet, tam bu şeklinde noktada hocam yatıştırıcı.
Dilerseniz bir Londra'ya da gidelim. İran'ın